Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Vurgu gazetesine teşekkür ediyoruz. Bugün ilk defa seçim çalışmalarında bir gazetemizde röportaj yapıyoruz. Tabii Arnavutköy İstanbul'umuzun en son yıllarda en gelişen, en popüler olan ilçelerinden bir tanesi. Bugün burada bulunmak bizim için bir onur. Hem dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın yanında, hem ileride Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahta olması Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlarımızda apayrı bir heyecan görüyoruz. Ama bizim rutin olarak yaptığımız çalışmalar bugün Arnavutköy'de de gerçekleştirdik. İlk önce Kars Ardahan Iğdır derneklerini ziyaret ettik. Oradan o bölgeden gelen hemşerilerimizle hasbihal ettik. Ülke meselelerini, partimizin 14 Mayıs'taki seçimle ilgili düşüncelerini, seçim beyannamemizde öne çıkan konuları hemşerilerimize anlatma fırsatını bulduk. İstanbul milletvekili bu dönemde 3. bölgeden tekrar adayım. Dolayısıyla geçen dönemle bugüne 5 yıl evveliyle bugünü kıyaslayalım dediğimiz zaman gerçekten Arnavutköy'de büyük bir gelişmenin heyecanlı olduğunu görüyoruz. Dinamik bir ilçemiz olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz son 5 yılda Türkiye Covid'den tutun büyük felaketlere sahne olan bir ülke. En son depremle ilgili binlerce insanımızı kaybettik. Kahramanmaraş depremi ve sonrasında bu yaraları el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Gerek vatandaşlarımız olarak, gerek bütün siyasi partiler, tabii ki başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarıyla hükümetimiz sahada bu yaraları sarmaya çalışıyor. Allah böyle bir acı, böyle bir felaket bu ülkeye bir daha göstermesin diyoruz. Bununla ilgili tabii önümüzdeki süreçte bizim seçim beyannamemizde bir numaralı bizim gündem maddemiz deprem öncesi, deprem sonrası ve deprem anında yapılacak işleri artık çok daha sağlıklı bir şekilde ortaya koyacak. Deprem risk analizleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. İnşallah hemen bu seçimin akabinde süratle Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi ilk önce Anadolu yakasında 500 bin, Avrupa yakasında 500 bin, yerinde yaklaşık 500 bin konut olmak üzere yeni bir hamle başlatıyoruz. Çünkü buradaki yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah sağlıklı bir gelecek için, istikrarlı bir Türkiye için 15 Mayıs sabahı biz diyoruz ki öyle bir kazanacağız ki bütün Türkiye kazanacak, herkes kazanacak. El ele, kol kola bir bayram havasında dili, dini, ırkı, rengi, zengini, fakiri ayırt edilmeden bu ülkede huzur, barış, kardeşlik ortamı tekrar devam edecek diye düşünüyorum. Bugün en son işte ziyaret ettiğimiz Çavuşoğlu İnşaat ve Gıda şirketinde çok değerli hemşerilerimizle bir arada olduk. Onların gerek ülke meselelerine, gerek Arnavutköy'le ilgili düşüncelerini dinledik. Son derece memnun, verimli bir toplantı oldu. Ve ben kendilerine de Çavuşoğlu ailesine buradan başarılar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Ülke ekonomisine ta göleden kalkıp Türkiye'nin bir ucundan İstanbul'a gelip burada iş hayatına atılan bir ailenin fertleri olarak kendilerine minnettarız. İşte güzel işletmeleri var. Bu işletmelerde insanlara ekmek, iş, aş veriyorlar. Bunları çok önemsiyoruz. Bu bölgenin, göç eden bölgenin insanların da burada
böyle iş sahibi olmaları bizi gururlandırıyor. Burası artık, hep şunu söylüyoruz, Arnavutköy. Türkiye'nin neresinden insanlar buraya gelirse gelsin, artık Kars'ın, Ardahan'ın gölesi, bugün Arnavut köyün gölesi diye, gölelisi diye düşünmemiz lazım. Iğdırlısını Arnavutköy'ün Iğdırlısı olarak düşünmemiz lazım. Çünkü biz ekmeğimizi, kazancımızı burada kazanan vatandaşlarımızı bolca görüyoruz. Ülkemiz işte bu, Türkiye bu. Birlik, beraberlik, huzur adına Türkiye'mizin geleceği son derece parlak diye düşünüyorum. Size de yayın hayatınızda, Vurgu Gazetesi'ne, çalışanlarına, sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.